Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanımızın milletin onayına sunduğu, milletin de onay verdiği büyük bir projedir. Kanal İstanbul, hep söylüyoruz, Boğazımızın özgürlük projesidir. %52'si yeşil alanlardan oluşan Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesidir. Yapacağımız rezerv konutlarla İstanbul'u depreme hazırlayan büyük bir dönüşüm projesidir. Sayın Vekil, bilim insanların olumsuz görüşleri var dedi. Şu bilim insanlarını bile ayıran, ayrıştıran aklı artık terk edin. Biz Kanal İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin en katılımlı, en şeffaf ÇED sürecini yürüttük. ÇED raporunda 200 bilim insanımızın katkılarıyla hazırlandı. Deniz araştırmaları yaptık. Dalga, taşkın, su kalitesi, yeraltı suyu, deprem ve tsunami modelleme çalışmalarını titizlikle yürüttük. Kanal İstanbul çevresine 1,5 milyon nüfus gelecek yalanlarına hala devam ediyorsunuz. Projenin planlamasını biz yapıyoruz. Bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Hem ÇED'de hem de planlamalarımızda 500 bin nüfusu geçmiyoruz. Bu 500 bin nüfus da ilave nüfus değildir. Çeperdeki çevrelerdeki ilçelerin dönüşümü için kullanılacak rezerv alanlardan oluşmaktadır. Projeyle, Kanal İstanbul'la gündeme gelmeye çalışanların ne yazık ki bir tehdit dili kullandığına şahit oluyoruz. Bir bakıyorsunuz müteahhitler tehdit ediliyor. Bir bakıyorsunuz devlet kurumları, çalışanlarımız, bakanlık çalışanları, kurumların başındaki yöneticiler tehdit ediliyor. Vatandaşlarımız tehdit ediliyor. Tabii bu tehdit dilini kullananlar şunu çok iyi bilmelilerdi ki bu millet bu tehditlere kulak asmaz. Tehdit edenleri görüyor ve gereken cevabı da verecektir. Ve ben sadece Yunus Emre'nin sözleriyle yetiniyorum. İlla edep, illa edep, illa edep diyorum. Yakmakla, yıkmakla, küfretmekle, tehdit etmekle muhalefet edilmez. Siz yıkmak dersiniz, biz yapmak deriz. Siz yıkarsınız, biz yaparız. Yakıp yıkanlar yapmanın mutluluğunu, eser kazandırmanın gururunu, milleti memnun etmenin ne demek olduğunu bilmezler.